Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağır silah modunda oyun oynuyoruz ve her zamanki gibi One Man Squad'ım. Bakalım kimler geliyor. Sanırım kimse gelmiyor yani. Korktunuz mu lan benden, anlamadım. Niye kimse gelmedi ya? Ağır silah modunda Pochinki boş oluyor muymuş? Uçak uzak da geçmedi, o kadar yakın geçti. Allah Allah, neyse sıkıntı yok yani. Pochinki'nin şurasında bir uçak vardı, helikopter vardı, onu alırız diyecektim. Fakat o ikili gördüğünüz üzere oradaki helikopter indi. Bu biraz benim için üzücü oldu ama hiç sorun değil. Çünkü oyunun sonunda kazanan ben olacağım için oyundaki herkesi vuracağım. Şöyle hemen geçiyorum üstteki odalara, bir silah falan bulalım yani. Silah bulmadan nasıl kazanalım? Bu arada size soruyorum. M79 olan, yani bu mu daha iyi yoksa roketadar mı daha iyi? Bunları yorumda, yani bunu yorumda yanıtlarsanız benim için daha iyi olur. Çünkü ağır silah modunu ilk defa oynuyorum. Ben de tam olarak bilmiyorum. Sizler bana söyleyip öğretirseniz çok mutlu olurum. 200 mermisi var minigun'ın. Abi çok iyi ya, minigun çıktı. Bu arada ilk defa minigun kullanacağım. Minigun'a dürbün falan takılmıyor sanırım. Çok ağır ilerliyor zaten karakter minigun'dayken. Şöyle alabildiğimiz kadar mermi alalım. Çanta, yelek, kask ne bulursak alalım. Sonra minigun mermisi de toplayalım. Eğer bulursak çok iyi olur. Mecele bulduk. Bu nasıl bir şey acaba? Aa çok iyi. Peki MGL mi daha iyi yoksa diğerleri mi? Ama ben MGL kullanmak istiyorum. Çünkü böyle karşıma fazla gelirlerse hızlı hızlı atarız. Bizim için de çok da iyi olur. Hemen şöyle geçiyorum. Şu saçma şeyleri atıyorum kullanmadığımız. Bunları hemen elime ağır silah almaya gerek yok. Çünkü etrafımda kimse yok. Hala şu kastaki şu beyazlığı çözemedim. Onu bir an önce çözmem gerekiyor. Neden olduğunu da bilmiyorum. Hani görüntü ayarlarından mı yoksa başka bir şeyden mi? Bakalım öğreneceğiz. Yani yavaş yavaş öğreneceğiz oyundaki her şeyi. Yani tabii oyunu biliyorum. Normal Steam PUBG'de. Gerçek PUBG oynuyorum ben. Normal PUBG oynuyorum daha, öyle söyleyeyim. 7000 saatim var arkadaşlar. Adamı gördüğünüz üzere. Yalnız bu silah da neymiş diyorum ben. Yalnız bu silah da neymiş harbiden? Yani evet, buradan birini düşürmeye başardım. Efe'yi düşürdüm, hemen bitiriyorum abi Efe'yi. Evet, yani bu arada şeyi çok beğenmedim, yani minigun'ı daha doğrusu çok fazla beğenemedim. Hatta bu şeyi de beğenmedim, öyle söyleyeyim. MGL'yi biraz daha iyi, yani bu en azından bir bekliyor ama daha iyi. En azından hemen düşmüyor. Diğeri çok hızlı düşüyor yere. Ve şu an Efe'nin sanırım kankası geliyor diyecektim. Ve şu an Efe'nin kankasını vurmaya gidiyorum. Vurmam lazım onu. Yalnız rakibimiz kendini göstermiyor. Hop, düşürüyorum direkt. O da attı ama Samet bana işlemez koçum. Sen vurursun, dikiş atarlar, ben vururum toprak atarlar. Dur, orada kendime de vurdum yanlışlıkla. Şurada hemen bir ağır kesimizi basalım abi hızlıca. Sonra ağır kesiyi bastıktan hemen sonra bandajla canımı fulleyeyim. Karşıma rakipler çıkabilir. Yani ağır silah modu aslında güzelmiş ama bu şeyi beğenemedim, minigun'ı. Onu değiştirmek istiyorum, böyle bir M416 falan bulursam çok iyi olur. Yani dediğim anda M416 çıktı gördüğünüz üzere. M416'yı fullleyelim mermilerini falan filan. Böyle gayet iyi, gayet ideal. Gel. Evet, hızlı bir şekilde şuraları da geçelim bakalım. Roket atara gerek yok. Bu mermiye gerek yok. Ufaktan uzayalım bakalım. Buraya sanırım sadece iki kişi gelmişti. Ve o iki kişiyi de vurduk. Şimdi hızlı bir şekilde normal yerlere rushlayabiliriz.
Allah! Ne oluyor lan? Araba düzeldi mi? Vallahi düzeldi. Helal olsun ha bana. Evet, oyuncu bulamıyorum resmen şu an. Ay, tank var. Tankın ne işi var lan bu oyunda? Oha! Tank buldum lan, şaka maka. Hemen tanka binip uzayayım buradan. Evet, uzun uğraşlar sonucunda yani Pochinki'den Torozo'ya geldim. Şimdi Sukul'un önünde adam bulabildim. Evet, sanırım Toki'den atıyor. Evet. Hemen Toki'ye doğru bir rushlayalım ve oradaki rakibi vuralım ki vurmam lazım. Bana kill lazım artık. Fakat ağzıma direkt bombayı atarsa evet, bir şeyler fırlatıyor şu anda. O korkudan fırlatıyor sanırım. Umarım bana fırlatmaz. Böyle bir kapıya bakalım çünkü dışarıda adamlar var. O dışarıdakileri vurmam lazım. Evet, o dışarıdakileri şu an göremiyorum. Ne tarafa doğru gidiyorlar? Evin önüne mi geçtiler? Evet, orada birini düşürdüm. Bir bilgisayarım kastı. Lan ne oldu orada? Bilgisayarım kastı resmen. Çok fazla adam var sanırım etrafımda. Şu düşürdüğümü bitirmem lazım. Hemen ondan bir 5.56 çekelim abi, çekebildiğimiz kadar. Çok iyi oldu bu. Bayağı 5.56 çıktı çocuktan. Çok güzel oldu bu ya. Evet, şu an arkadaşının arkasından gidiyorum. Arkadaşı eve girmiş. Ağzıma geldi, korktum be. Ne yapıyorsun sen gerizek kasap? Hemen burada rushlıyorum ve diğerini vurmaya gidiyorum. Evet, şu an gördüğünüz üzere diğeri çatıya çıktı. Ve çatıdan aşağı atlamış sanırım. Ve şöyle hızlı bir şekilde kaçayım buradan. Yoksa ağzıma bombalar gelecek ve o bombalardan hasar alırsam ölürüm. Yanlışlıkla az önce kendimi patlattım. Kendi enerji basıyorum. Sanırım alt katımda adam var. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ben de. Vurmam lazım ama onu biliyorum kesinlikle. Evet, o bu arada Toki'nin üstündeki adamı o kadar sıktım, neden düşmedi bilmiyorum. Ve bayılttım, öldüm zannettim bir an. Öldüm zannettim. Nasıl ölmedim ben? Ve şu an Toki'ye iki kişi rushladı. Evet, bomba falan atıyorlar. Bu odada olduğumu biliyorlar arkadaşlarını öldürdüğümden dolayı. Arkadaşlara info verdi. Evet, kendi kendini öldürdü gerizek katil. Gerizekalı. Beni öldüreceğim diye rushlarken kendi kendini öldürüyor. Evet, uzaklardan biri sıktı bu arada Toki tarafından. Oy, neymiş. Evet, buradan bakalım vurabilecek miyim? Çok güzel bir bomba attım bu arada, diplerinde patladı o bomba. Bir bomba daha atıyorum. Bakalım o bombaya düşecekler mi? Merakla bekliyorum. Ben nasıl hasar yiyorum? Fakat onu bilmiyorum. Yani nereden vuruyor? Nasıl damage atıyor? 1-2 anlamadım ama gerçekten vuruyor. Kendisini tebrik ediyorum şimdiden. Şuna geçelim. Bakalım bu ne işe yarıyor? Merak ettim. Bir de bunu deneyelim. Oğlum ne ağzıma geldi bomba, Allah! Çok iyi bombaymış lan bu, ama değiştireyim. Nasıl kullanacağım tam olarak bilmiyorum. Eğlence modunda eğer varsa aşağıdan söyleyin. Eğlence modunda biraz deneyeyim ve kullanmayı öğreneyim en azından.
Yalnız adamlar bayağı psikopat çıktı. Salmıyorlar beni gördüğünüz üzere. Bayağı psikopat çıktılar. Tankımı falan da patlatmışlar hatta. Şöyle yavaş yavaş vurup kaçıyorum hızlı bir şekilde. Mermi atıyorum, kaçıyorum. Mermi atıyorum, kaçıyorum. Gördüğünüz üzere mermi atıyorum, kaçıyorum. Mermi atıyorum, kaçıyorum. Ki o şey, onu yapmam gerekiyor zaten. Yoksa sabit durursam kafama yapıştırırlar ve beni çok rahat bir şekilde lobiye yollayabilirler. Bu arada çantam neden benim bu kadar dolu bilmiyorum. Hatta şu boş şeyleri atayım. Çantam açılsın biraz. Çünkü mermi almam gerekiyor. Hatta şunu da atalım. Şuradaki mermiyi çekelim. Çantam açıldı birazcık. Adamlar hala çatıda mı? Hayır değiller. Orada 3 kişi var. Onları nasıl vuracağım tam olarak tahmin edemiyorum. Ağır silah modu olduğundan dolayı yani başlarken falan bomba atarlarsa çok rahat bir şekilde ölürüm. En azından canımın biraz toparlanmasını bekleyelim. Kaç killimiz varmış? 5 killimiz varmış. Az ama öz diyebiliriz. Yani bütün killeri Toki'den çektik neredeyse. Çünkü fight bulamadık bir türlü. Şöyle bir atladım hemen aşağıya. Skull'a doğru ufaktan bakalım, böyle bir yaylanmaya çalışacağım. Umarım vurabilirim Skull'u. Tamam, nasıl vuracağız bir de onu bir görelim. Evet, Skull bana bakıyor mu? Hayır, bakmıyor. Süper silah sandığı hazırlandı, lütfen beni haritayı kontrol et. Yani şu anda Rozok'ta süper silah falan mı var? O Rozok'a gidersem var ya, efsane olur ha. Yani çocuk beni gördü. Şu anda birini düşürdüm orada. Hemen arkadaşı gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşı gelmeden şöyle geçmem lazım. Evet, başardım geçmeyi. Evet, oy yanlışlıkla. Ben oradan gitmiştir diye düşündüm. Fakat gitmemiş. Çok güzel bir kill aldım orada. Adamı görmeden attım ve çok güzel bir kill geldi. Gerçekten. Evet, burada iki kişi kaldı şu an. Hemen şöyle red dot'u takalım çünkü o ikisini de vuracağım. Yani ben bunları buraya geldiysem buradan onları vurmadan çıkmayacağım. Ya öleceğim ya da öldüreceğim arkadaş. Ama hemen şöyle içeri giriyoruz abi ufaktan. Kendimizi belli edelim. Neredesiniz aslan parçaları ha? Kaçıyor musun bakayım, söyle. Söyle. Şu an çatıda mı yoksa alt katta mı tam olarak tahmin edemiyorum. Ama sanırım burada. Yok. Alt katta galiba. Tam olarak tahmin edemiyorum ama alt katta, evet. Çok güzel bir şekilde ikisini de düşürmeyi başardım orada. Evet. Damla patronu da vurdum, Arda'yı da vurdum. Buradan kendilerine selamlar olsun. Çok güzel öldü. Hele o son vurduğum, yani taktiği çok güzel yedi. Rushlayacağını tahmin ediyordum. Fakat bu şekil bunu yapacağımı beklemiyordu. Zaten burada 3 kişi görmüştüm. 3'ünü de vurdum diye tahmin ediyorum. Alabildiğim kadar 5.56 almam gerekiyor. Çünkü 5.56 benim için şu an çok önemli. Kask güçleri olsaydı çok güzel olabilirdi ama hiçbirinde kask güç yok. Olsun, sıkıntı değil. Mini haritadaki o duruşaya gidelim. Drop'a gidelim. Evet, Lenda geldi. Bot mu değil mi, bunu bir açıklamaya yazarsanız sevinirim. Yani normalde oyun sonlarına kalan botların elinde silah olur ama bunun elinde silah yoktu. Bu Lenda'da şey de olabilir tam aksine. Bu vurduğum 3 kişinin arkadaşı da olabilir. Bakalım, hadi gidelim drop'un olaya.
Let's go. Evet arkadaşlar, şu anda süper silah sandığına doğru ilerliyorum. Bu arada süper silah sandığının ne olduğunu hiç bilmiyorum. İlk defa öğreneceğim. Hatta bu benim ilk girdiğim ağır silah modu değil. Sanırım 3 veya 4 olacak. Diğer ikinlerinde böyle hızlı fight atıp erkenden öldüm. İşte silah falan bulamadım. Ama işte ilk adam akıllı oynadığım ağır silah modu. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. İçinden ne çıkıyor bilmiyorum. Her şey çıkabilir. Benim için sürpriz olacak ama inşallah kask güç ve elek güç tabii ki de çıkar diye düşünüyorum. Çünkü benim için çok önemli. One Man Squad'larda çok önemli kesinlikle. Kask güç, elek güç. Bakalım. Öf öf öf, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Şunu at. 8x'i at. Şunu al. Oyun sonunda M131 kullansak mı? Bence gerek yok. Hava saldırısını ama kesinlikle kullanmak diyorum. Fakat bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Şöyle bir atalım bakalım. Şöyle bir atalım bakalım. Sanırım nasıl kullanılıyor? Peki bu bilen var mı? Dörde mi basıyoruz? Evet, evet, sanırım hava saldırısı silahı buradan kullanılıyormuş. Tamamdır. Nasıl kullanılacağını biliyorum artık. Böyle mi yapıyoruz? Anladım. Evet, bu arada sanırım bununla işaretlediğim evleri yok ediyorum. Anladığım kadarıyla. İlk defa dediğim gibi çıktı. Nasıl daha elime alacağım bile bilmiyordum. Eğer yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu tam olarak ne? Bu da mı bomba? Peki öldürüyor mu? Yakından atıyormuş. Acaba tek atıyor mu? Yani sonuçta gene aynı bombayı kullanıyor. Tek atması gerekiyor bence bana sorarsanız. Her zamanki gibi 3x tıkalı mı? Bu arada helikopter var önünde. Helikopterdeki adamları vurmak şu an acayip isterdim yani. Biri bir şey yolladı. Ne oldu lan burada? Ne oldu? Hayır, bir şey anlamadım şu anda ne olduğuna dair. Allah Allah. Şu anda helikopteri tarıyorum arkadaşlar. Sanırım helikopter patlayacak. Ama fakat benim buradan kaçmam lazım. Eğer helikopteri bana doğru sürerlerse öldüm demektir bu. Şöyle kaçalım ufaktan. Helikopterim canını bayağı bir azalttım bu arada. Tamam, helikopter kaçtı gitti sanırım. Ama öyle yağma yok. Öyle kaçmak yok yani. Erkek adamla sar mı lan kaçmak? Gel lan buraya. Gel, öleceksen de erkek adam gibi öl lan. Nereye kaçıyorsun? Şimdi bir de oyuncuların hepsi kızmış. 4 kişi kız olarak girmişler oyuna. Helikopterde böyle eğleniyorlar falan. Düşünsene. Abi çok gülerim öyle bir durumda. Ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. O yüzden gelin bakayım karşıma. Aslan parçaları. Kaçmayın. Ve şu an mesela böyle bir tuttuğumda nereye gidiyor tam olarak? Yani bayağı iyi gidiyor aslında, o kadar da kötü değil. Şöyle bir yapalım bakalım nereye gidecek. Çok iyi gitti lan. Bence çok iyi gidiyor yani. Ama işte bunu ezberlemek lazım. Yani sürekli oynayarak ezberlemek lazım. Denk geldiğinde böyle hiç sıkıntı çekmeden çekeceksin, alacaksın, atacaksın. Mesela şu kayayı vurmak istiyorum diyelim. Bazen böyle gözüküyormuş. O kayayı da cuk diye vurabiliyorsun böylelikle. Aa, çok iyi. O noktayı görmemiştim. Şu an gördüm. Çok iyi. Kim o nokta her yerde belli oluyor mu? Yok. Belirli bir yerden sonra sanırım nokta siliniyor. Aynen. Şimdi o şeye ne oldu? Onu düşünüyorum ben. Helikoptere. Buradaki Toros'u alayım da öyle geçeyim. Hatta arabayla biraz etrafı gezelim.
Evet, şu an arabayı aldım ve etrafı geziyorum fakat etrafıma hani şöyle baktığım zaman kimseyi göremiyorum etrafımda. Umarım karşıma birileri çıkar ve güzel bir şekilde fightlarım, yoksa herkes yılanlıyor mu bilmiyorum. Az önce sıktığım o helikopter nerede durdu, kaza mı yaptı bilmiyorum. Hala havada olsa görünür diyecektim. Evet, havada bir helikopter var. Şu anda helikopter bana doğru sıktı. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Ayıp denen bir şey var. Orada uyarı bir şeyi verdi. O neydi? Bir füze geliyor dedi. Ben herhalde helikopterden gelecek diye indim aşağı. Oradaki adam da vurdu beni beleş bir şekilde. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da böyle bir oyundu. Umarım beğen izler Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Olmasına ve tabii ki de ihtiyacımız var kanalımızın büyümesine. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok